hoş geldiniz. Bildiğiniz gibi önümüzde 31 Mart'ta bir yerel seçimlerimiz var. Ve bu seçimlerden de AK Parti'den Bakırköy Belediyesi Başkan adayı olarak Sayın Ali Talip Özdemir burada bizi ziyaret etti. Kendisine teşekkür ediyoruz. Ve ben daha fazla söz uzatmadan kendisine mikrofonu veriyorum. Önce başkana verelim. Peki başkan. Acaba öbürü ben seçmem. O sırada biz bir çay içeriz. Takdim ve teyirat nasıl oldu, özür dilerim. Çay gelmiyor Nazan. Geliyor başkanım. Ben Talat'ın gözüne bakıyorum. Çay ne zaman geliyor? Şimdi gelir efendim. Selam. Değerli Sayın Milletvekilimiz, değerli ilçe başkanımız, değerli Bakırköy Yönetim Kurulu üyeleri ve aramızda buraya katılıp uzaklardan gelen tüm misafirlere hoş geldin diyorum. Saygılar sunuyorum. Teşekkür ediyorum. Abi ben siyasetçi değilim. Ben de en kalbi duygularımla, sevgiyle, saygıyla sizi selamlayarak başlamak istiyorum. Tabii bugün burada ben biraz heyecanlıyım. Niye heyecanlıyım? Bir defa ilk gelişim. Yani Bakırköy, Marev bu binaya ilk gelişim. O yüzden hem heyecanlıyım hem de mutluyum, onurluyum, gururluyum. Çünkü bir Mardin evladı olarak konuşuyorum. Mardin evladı olarak burada bulunuyorum. Ve tabii ki bugün burada bulunmamızın asıl sebebi aslında 31 Mart'a giden yerel seçimlerle ilgili ve inanıyorum ki bugün buradaki bizim onur konuğumuz, başkanımız, Sayın Bakanımız Ali Talip Özdemir. Burada hem kendisine hem hanımefendiye hoş geldin diyorum. Burada yine Bakırköy AK Parti ilçe teşkilatından hem belediye meclis üyesi adaylarımız var hem de teşkilattan arkadaşlarımız var. Dolayısıyla bütün başta Mardinliler olmak üzere aynı zamanda tabii ben her zaman söylüyorum burada Selami vekilimiz de aramızda. Kendisini de Fahri Mardinli olarak ilan ediyoruz. Kendisi Sivaslı ama inanın bir Mardinli kadar. Aslında bütün şehirler yani her yerde sahada kendisini görebilirsiniz. Tabii bir Mardin evladı olarak, sizin evladınız olarak burada bulunmam ve aynı zamanda tabii ki bir milletvekili olarak, bu bölgenin milletvekili olarak sizlere hizmet ediyor olmaktan da ayrıca gurur duyuyorum. Biz nereye gidersek gidelim. İstanbul'un neresi olursa olsun, hangi ilçesi olursa olsun bir Mardinli hemşerimizle mutlaka görüşürüz. Onunla sohbet ederiz. Onunla dertleşiriz. Derdini dert ediniriz. Sevincini de sevinç olarak biliriz. Sadece İstanbul için değil, bu aslında bütün Türkiye için geçerli. Hatta sadece Türkiye için de değil, nereye gidersem gideyim, her zaman söylüyorum. İster Avrupa ülkesi olsun, ister başka yer olsun. Nerede bir Mardinli var, bulurum. İlk onun kapısını çalarım. Bir onunla ilk önce sohbet edip ondan sonra oradaki programlarımı devam ederim. Şimdi tabii bir defa Mardinli olmak İstanbul'da çok ayrıcalıklı bir yere sahip. Biz büyüklerimizden öyle gördük. Burada büyüklerimiz var. Çocukluğumdan beri birlikte olduğum ve özellikle Marev'in her zaman söylerim bende ayrı bir yeri vardır. Biz ta bundan işte 30 küsür sene önce Marev'i
Marev gençlik diye. Yani Marev vardı. Bizim tabii büyüklerimiz Marev'i kurdu. Nazan oradan hemen gülüyor, el sallıyor kafa. Yani Nazan'ın ta Marev gençlikten başlayarak, tabii bütün ailesi, sadece kendisi değil. Ondan sonra her zaman Mardinlerin yanında olması, hizmet etmesi bize oldukça mutlu ediyor. Teşekkür. Ben buradan ona çok teşekkür ediyorum. Teşekkür. Bütün Mardinli kadınlar adına da şöyle ona şükranlarımızı ifade etmek istiyorum. Tabii Mardin'in, yani Mardin deyince medeniyetler şehri. Yani bunu ben her yerde rahatça söylüyorum ama burada ayrı bir şekilde. Çünkü zaten hepimiz o kültürden geliyoruz. Mardin medeniyetler şehri, işte çok dilli, çok dinli, çok kültürlü. Bunu her zaman aslında dünyanın ihtiyacı olan kültürler arası diyoruz ya, kültürler arası çok dinli, çok dilli ve bütün dünyanın şu anda en fazla ihtiyacı olan bir medeniyete sahibiz. Mardinli olarak. Bakın Mardinli olarak. Nereye giderseniz gidin, bugün dünyanın ihtiyacı olan, bırakın Türkiye'yi, dünyanın ihtiyacı olan bu medeniyet. Yani camisiyle, kilisesiyle, havrasıyla yan yana olan, kardeşçe yaşayan, birbirine saygı ve sevgi gösteren ve bunu içtenlikle kalben yapan, burada işte hepimiz birlikte aynı sofranın, az önce takıldım ben Remzi abiye, Kemal abi de orada, şimdi çörek nereden geliyor diye takıldık, sen Busek nereden geliyor diye takıldık, ama geldiğimiz nokta şu, hepsi Mardin'den geliyor. Süryanisiyle, Müslümanıyla hiç fark etmez. Türküyle, Kürdüyle, Arabıyla hepsi Mardin'in toprağından geliyor. Mardin'in suyundan, havasından geliyor. Mardin'in o güzel insanlarından geliyor. Sizlerden geliyor. Şimdi tabii Marev, özellikle Marev'deki Mardinliler çok eskiden beri, yani biz mesela 70 yılında gelmişiz İstanbul'a ve ilk geldiğimiz yer Bakırköy. Dolayısıyla ben aslında doğduğumdan beri Bakırköylüyüm diyebilirim. Hep burada yaşamışız. Yani Bakırköy, Kartaltepe, hep orada yaşamışız. Şimdi yine Bakırköy'de yaşıyoruz. Bakırköy ayrıca bizim için tabii çok farklı. Bahçeli Evler o zaman Bakırköy'e bağlıydı. Bahçeli Evler'de de yaşadık. Her zaman söylüyorum yani Marev, işte orada da taziye yeri var değil mi? Orada da hala var. Birçok bizim hemşehrilerimiz var. Ama artık İstanbul'un her yerinde. O zaman bizler ikinci jenerasyonduk. Hadi öyle diyelim. Şimdi üçüncü, dördüncü jenerasyon. Ama bizden evvel de gelenler var. Yani o 70 yılı öncesi de gelen çok. Şimdi başkanımla da az önce konuşurken başkanım da dedi ki, ben de biliyorsun değil mi dedi, aslen Siirtliyim. Evet. Başkanım seni bilmez olur muyuz? Bakırköy'e iz bırakan, damga vuran başkansın. Onun için başkanımızın inşallah Bakırköy'de AK Parti belediyeciliğiyle, ki biliyorsunuz 94 yılında Sayın Cumhurbaşkanımızın başlatmış olduğu belediyecilik vizyonunu, aslında hizmet ve eser siyaseti ve vizyonu, ta o günlerden bugünlere kadar geldik ve tabii ki hizmetlerle, eserlerle sürekli İstanbul'a değer katan ama o vizyonun sadece İstanbul'da değil, bütün Türkiye'de dalga dalga yayıldığını ve son 22 senedir iktidar, AK Parti iktidarlarıyla nereye bakarsanız bakın 81 ilde o hizmetleri görüyoruz. Ama İstanbul, hani
vatanım, illa da İstanbul diyoruz ya, şöyle baktığınızda yapılan eserlere, hizmetlere gerçekten köprüleriyle, yollarıyla, yeni havalimanlarıyla, hastaneleriyle, üniversiteleriyle, İstanbul öyle bir yer ki bizim şu anda doyduğumuz, yani hepimiz için tabii bizler memleketlerimizi çok seviyoruz ama artık hepimiz İstanbul'da yaşayan Mardinliler olarak o medeniyeti de burada İstanbul'da yaşatan Mardinliler olarak hepimiz o hizmetlerden yararlanıyoruz. İnanın bana, Avrasya Tüneli'nden geçerken kızım yanımda oturuyor. Baba diyor, kızım karşıda okuduğu için tabii her gün kullanıyor. Allah sizden razı olsun diyor. Ya ben de tabii gurur duyuyorum. Yani diğer nereye gidersek gidelim herhangi bir hizmet için Allah razı olsun denilince işte diyorum ki bizim tek isteğimiz bu. Bir Allah razı olsun demeniz. Çünkü bizim inancımıza göre halka hizmet, halka hizmet. Biz halka hizmet ediyorsak, milletimize hizmet ediyorsak bu bizim için en büyük şereftir. Onun için Cumhurbaşkanımız da durmadan çalışıyor. İnanın bana, yani dünkü, başkanım da az önce söyledi, dünkü programını sadece size söylesem, yani şöyle bir durup nefes alıp tekrar, ya bu kadar gece gündüz çalışan bir cumhurbaşkanımız var. Gece gündüz çalışan inşallah Büyükşehir Belediye Başkanımız olacak Murat Kurumu. Hani diyor ya, insan gelecek, yüzler gülecek, İstanbul muradına erecek. Burada da Bakırköy'de yine sizler için gece gündüz çalışacak olan Ali Talip Özdemir Başkanımıza inşallah 31 Mart'ta başkan olarak seçelim diyorum. Ve bu duygu ve düşüncelerle mikrofonumu Ali Talip Özdemir Başkanıma veriyorum. Sağ olun, var olun. Marev'in sevgili başkanı, sevgili kardeşim, Marev'in sevgili başkan yardımcısı hanımefendi, benim milletvekilimin kardeşi. Yeğenin kardeşi. Onu da bir alkışla yürüteceğim burada. Sivas'ımızın milletvekili. Millet kardeşim, çok mütevazi kendisini belki tanıyorsunuz, biliyorsunuz da yani yaptığı iş açısından onu da izah etmek istiyorum. Parlamentoda komisyonlar çok önemlidir. Ben orada çok bulunduğum için arkadaşlar şurayı böyle boşaltıp orayı görmemiz lazım lütfen. Evet. Cüneyt, sayın milletvekilim, Adalet Komisyonu Başkanı parlamentoda. Yani bakanlığın üstünde bana kalırsa, çünkü bakanlığın istediği veya öngörülen kanunları hazırlayıp parlamentoya sunan merkezin başında. Onu o mütevazi yapısıyla konuştuğu için kendisine teşekkür ediyorum. Kuvvetli bir alkışla. İnşallah Mardin'imizde hemşehrim olarak kendisine de söyledim kulağına. Artık daha yeni başlanıyor. Bundan sonra önü açık olan bir kardeşimiz. Daha güzel günler bekliyor onu. Bakanlıklarını daha büyük merkezlerde, daha büyük yerlerde kendisini göreceğiz. Çünkü yürekten konuştu. Ben bunu hissediyorum. Hiç ayırmadan. Bakın söylediği şeyler çok güzeldi. Atatürk Türkiye'sinde kadim bir medeniyeti oluşturmak. Burası çok önemli. Bakın bizim Bakırköy'de de hep hemşerilerimize söylemek istediğimiz bu. Atatürk Türkiye'sinde kadim bir medeniyetin oluşturulması için elimizden gelen her şeyi yapacağız bundan sonra. Bakırköy'de. Burada sıkıntıdır maalesef. Yoldan gelirken bile atlayarak geldik. Ben 16 yıl belediye başkanlığı yaptım.
16 yıl belediye başkanlığı yaptım. Ses geliyorsa ben böyle konuşuyoruz. Geliyor, sen, evet. Kapatabilir miyiz arkadaşlar? Tabii. Değil değil, kapatalım. Sesim geliyor mu? Geliyor. 16 yıl belediye başkanlığı yaptım. Bu süre içerisinde mevsimleri hep gözetme. Yani belediyecilik öyle gelir gelmez öğrenilecek, yapılacak bir iş değil. Hekim arkadaşı gördük. Benim arkadaşım, ben tenkit etmek istemiyorum şimdiki Bülent Başkanımızı. Ama hekim olmak ayrı, yerinde yönetmek, belediyecilik yapmak çok farklı. Ben 16 yılda, işte burada yine bir hemşerimiz var bizim. Başkanımın sınıf arkadaşı. Ta bugün İzmir'den geldi. Kitap yazan bir arkadaşımız. Burada size bizim belediyecilik zamanında size hizmet eden Talat şimdi de aramızda. Onu da bir huzurunuzda alkışlamak istiyorum. Öyle tutarım bunu. Evet. Geliyor mu ses? Oldu mu? Evet. Şimdi sonuçta şunu arz etmek istiyorum. Belediye başkanımız bizi buraya getirirken nerelerden geçtik, gördük. Kışın, bu karda, kışla, yağmurda. Değerli misafirler. Ay, konu dinler mi? Karda, kışta bu yol hiçbir şekilde açılmaz. Bu yol bu hale getirilmez. Yazık. İnsanlar, çocuklar okula gidiyorlar. Hanımefendiler geçecekler. Yaşlılar geçecek. Bu hizmetin böyle yapılmaması gerekir. Biz bir ekip kurmuştuk burada. Sayın Başkanım, sayın milletvekillerim, şunu söylemek istiyorum. Bu ekip Türkiye'yi şu anda bir bakanlar kurulu kadar idare edecek bir kadroya sahip. O gün Başbakanlık Müsteşarımız geldi, rahmetli Özal'ın, bizim dönemimizde. Bakan arkadaşlarımız geldi. Hepsi dosyalarını, projelerini Bakırköy için hazırlamışlar. Hepsi konumuzdayız. Gel. Hepsi bunları toparlayıp gelmişler. Ekoyu biraz ister misiniz? Sonuçta bana sesimi bir türlü size ulaştırmamak için her şeyi yapıyorlar ama yine de konuşuyorlar. Efendim biz bugün aslında çok kalabalık geldik. Çok güzel misafirler var. Ramazan Denliği hatırlarsınız. Mardin hemşerimiz. Bizim belediye meclis üyemiz. Burada mesela biraz önce kültürlerden bahsetti sevgili kardeşim. Hem Süryani hem de Ermeni vatandaşlarımızı temsil eden iki tane meclis üyesi arkadaşım var. Onların da bir kuvvetli alakalı bir yerdeyim. Bir ay sonra Allah izin verirse 125 yıldır ilk defa yapılması gereken bir kiliseyi Sayın Cumhurbaşkanım Avrupalıların bile cesaret edemediği Süryani Kadim Kilisesi'ni Yeşilköy'de temelini attı ve çok kısa bir sürede bitirip açılışını yaptılar. Evet. Yaklaşık 10 gün önce orada bir kahvaltıda beraberdik. Allah izin verirse bu kilisenin başına benim kardeşim Kenan Bey'i tanıyorsunuz değil mi? Kenan Bey'i tanıyorsunuz. Burada çok değerli arkadaşlar var. Remzi abi zaten bizim abimiz. Değil mi? Tanımayanınız var mı Remzi Bey kardeşim? Bravo! Evet. Salih Karahan, o da Erzurumlu bizim hemşerimiz. Bir babayım. Bir Erzurum'un delikanlısı. Erzurum'un babayiğidi. Evet. Efendim Ali Fatinoğlu geçen dönem Demokrat Sol Parti'den sayın milletvekilim. Evet. Geçen dönem 9000 oy almıştı. Evet.
Ben aday olunca geldi dedi ki abi ben artık bu soldan bıktım. Hiçbir şey olmayacağını gördüm. Hiçbir hizmet yapmayacağını gördüm. Şu anda belediye meclisinde birinci sırada inşallah aday izin verirse Büyükşehir Belediyesi'ne Ramazan kardeşimizle Özgür kardeşimle beraber gidip Bakırköy'e hizmet edecekler. İnşallah. Burada başkan yardımcılarımız var yine. Kusura bakmayın herkesi. Abim var benim birlikte. Devlette çalıştığımız konuyla. Evet. Kusura bakmayın. Mardinliler Federasyon Başkanı. Evet. Federasyon Başkanımız var burada. Evet. Mardinliler. Sedat Ağabey'i hepiniz tanıyorsunuz. Ben yaşça belki büyüğüm ama yani federasyon başkanı olunca abi demek zorundayız. Evet. Sonuçta bu tanışma faslından sonra sizi fazla bu dahil yerde bekletmek istemiyorum. Sevgili hemşehrilerim, biraz önce sevgili etkilerim söyledi. Sizle kadim bir beraberliğimiz var. Aslında şimdi burada söylemeyecektim ama biliyorsunuz Mardin Siirt'ten ayrılma bölünmedir diyecektim. Söyleyince çok kızıyor Mardin'le. Parlamentoda milletvekillerini kızdırırdım ben. Ya siz Siirt'ten bölünmesiniz kardeşim bırakın filan diye. Sonuçta aynı kültürü, aynı değerleri yaşayan insanlarız biz. Burada sözümü hizmete getirmeden önce Mardin'in ne kadar önemli olduğunu sizinle paylaşmak için Kenan kardeşime bir söz vermek istiyorum. Müsaade eder misiniz başkanım? Kenan, sana bir iki dakika bir söz vermek istiyorum. Mardin'deki Darül Zafer Hanım'ı bir anlatmanı istiyorum. Bizim Sayın Bakanımızla o kadar çok fazla anımız var ki anılarımızın hepsi bizim topluma yaptığı hizmetlerle anılıyor. Bir de böyle bir tarafı var. Sağ olsun. Her sıkıştığımız noktada hem belediye başkanlığında hem bakanlığı döneminde de mutlaka bir kendisine müracaat edin. Niye bunu yapıyoruz? Çünkü biliyoruz ki yüreğindeki sevgi gerçek sevgidir. Gerçek bir samimi bir sevgidir. Her bir sevgidir. Yani yüreğindeki insana olan sevgidir. Yani bunun inançla yani bir örtüştüremezsiniz. Bir gün bizim Devri Zafaran Manastırı'nın Mardin'de bilmeyeniniz yoktur. Herkes bilir. Devri Zafaran Manastırı 1700 yıllık bir tarihi olan bir hem kilisesi hem manastırı vardı. Ve orada 20-25 tane genç küçük ilkokul çocuğu okul tatillerinde orada bir medresede Süryanice öğreniyor. Fakat dönemin valisi bu medreseye takmış. Burayı ben kapattıracağım, mühürleyeceğim. Burada bu eğitimi veremezsiniz diyor. Verdikleri de Süryanice dersinin dersi veriliyor. Ve küçük ufak tefek dualarla. Vali Bey hakikaten de amacına ulaşıyor ve Devri Zafaran Manastırı'nı mühürlüyor, kapatıyor. Bunu kimse duymamıştır, inanıyorum. Çünkü mümkün olduğu kadar kapalı bırakıp, eğer bunu açsaydı tabi uluslararası bir skandal olurdu ve Türkiye aleyhinde çok kötü kullanılabilirdi yurt dışında. Biz hemen gittik, Sayın Bakanım o zaman belediye başkanlığından meclise geçmiş. Oraya geçtik. Durumu anlattık dedi. Orada da iki tane de Mardin'in milletvekilimiz var. Valiye söz geçiremedi o dönemde. Biz de Sayın Bakanıma söyledik. Dedi ki niye söyledik onu da söyleyeyim. Kapattıran kişi Konyalıydı. Vakıflar Genel Müdürü Konyalıydı. Yani kendi hemşerisi de olunca Sayın Bakanım da zaten her konuda bize böyle bir canla başla bir emek veren bir yani hakikaten her zaman kendisine bu konuda çok teşekkür olmuşuz. Gittik, anlattık durumu, dedi ki böyle bir şey olmuş ya, hemen dedi kalkın gidelim beraber dedi, bir gidip bir şey yapalım, bir vakıflar genel müdürüne gidelim. Gittik, vakıflar uzatmak da istemiyorum, vakıflar genel müdürüne gittiğimizde dedi ki, girer girmez dedi ki, sen dedi bizim kilisemizi nasıl kapatırsın dedi. Bizim cemaatine dedi ki, efendim buyurun sizin makamı alayım, yok yok dedi, ben cemaatimle oturacağım dedi. Adam şaşırdı tabii ki. Bize Tayyip Bey bizimle oturuyor. Karşısında da vakıflar genel müdürünü aldı. Anlattık durumu. Niye böyle olmuş? Şimdi izah etmek istiyor. İçeriye girdi. Dedi ki ben size bir iki kelimeyle bunu özetleyeyim dedi ama bizim önümüzde değil. İçeri girdiler. Çıktıktan sonra adamın rengi gitmiş. Bir geldi oturdu. Tamam dedi ben yargıyasını yazar gönderir manastırı açtırın. Manastırı açtırınca o zaman dedi bir çay kahve içelim. Şimdi çay kahve içme baskına geçince
Adam sayın bakanıma şunu soruyor. Efendim ben sizin Süleyman olduğunuzu bilmiyordum diyor. Adam Antalya Bey'in çok güzel bir cevabı oldu kendisine. Dedi ki ben de bir mağdurun yanındayım dedi. Burada bir mağduriyet var. Bu kilise bizim kilisemiz. Ben dedi Süryanilerle Süryaniyim, Ermenilerle Ermeniyim. Alevimle Alevim, Süryanilerle Süryaniyim. Ben mağdurun yanındayım. Senin bu yaptığın doğru değil dedi. Bu yakışık alır bir şey değil. Özellikle sadece Süryaniler için ve bütün Türkiye genel için doğru bir şey yapmadım dedi. Efendim dedim böyle neredeyse bir özür dilercesine ellerine sarıldı. Ve ertesi gün hakikaten yazdı. Mardin'e gitti ve Vali Bey de orayı açmak zorunda kaldı. Fakat Vali Bey Mardin'i pek sevmemişti, ismini vermiyorum. Mardin'i de pek sevmemişti zaten. Oradan bir başka Mardin bir nerede onu sevmemişti? Sevmemişti. Onun için oradan da ataması yapıldı gitti. O yüzden bu sadece anlattıklarımın bir tanesi. Gerçekten yüreğindeki sevgi çok hümanist, çok insana yönelik, insan odaklı bir sevgi. Bu anlamda biz birçok alanda, burada anlatmak da hakikaten zaman yetmez. Her sıkıştığımızda, her gittiğinde, ben bir de küçük bir tane daha söyleyeyim yine. Her zaman da kendisine gördüğümde bir mağduriyet duyarım. Bir gün bizim Bakırköy'deki, şimdi kullandığımız bir kilisenin yan tarafında bir boş 500 metrekarelik bir alan var. 500 metrekareli alan, toprak bir alan. Zaman zaman arabamızı park ederiz. Orada boş. Biz dedik ki burayı, bu kilisenin bitişiğindeki salonu ve araziyi bir salon haline getirelim ve cemaat çıktığı zaman bir çay kahve içebileceği bir alan olsun dedik. Sayın Bakanıma gittik, dedik ki memnuniyetle de gidin yapın, kimle karşıyalım. Kanıtlar kurulu var, burada 200 senede izin çıkmaz. Ben dedi, devletim dedi, ben hallederim, sen hiç merak etme dedi. Gidin yapın dedi. Sağ olsun biz bunu yapalım derken dedik ki üstünü bir kapatacağız. Yani aysa 1500 metrekare aysa bir de prefabrik bir şey yaparız. Kapatırız dedik. İzin de verdi sağ olsun. Biz de yapın dedik biz. O zaman yönetim kurulumuz görevde yapın dedik. Bir 3-4 gün sonra bütün mahalle ayağa kalkmış. Vay efendim burada nasıl inşaat yapıyor? Ne inşaatı yapıyor? Üstünü kapatıyor dedik. Sayın Bakan'a şikayetler yedi. Beni aldı. Biz gece saat 10-11 gibi. Ya gelip bakalım dedi. İnşaat diye şikayet ediyorlar dedi. Abi bir gittik baktık orada. Dozeli sokmuşlar. İki kat aşağıya inmişler. Hakikati yapıyorlar. Bir koca bir bina çıkartıyorlar ya. Bak burası tarihi eser ya. Katliam yapıyoruz yani. Baktı oraya bir ay uzun uzun baktı tabii ki yapsınlar dedi. Açılışına ben gelip yapacağım dedi. Ve bize öyle bir salon verdi ki emin olun her kiliseden çıkıp orada çay içen Sayın Ali Tayyip Özdemir'e dua edin. Buna ne bir borçla ifade edilir, ne böyle ama bir teşekkürle ifade edilir. Biz Allah'ın izniyle Sayın Bakanım sizi hem Ermeni cemaati hem Süryani cemaati sizin burada belediye başkanı olmanız için canla başla çalışanlar için sizi o makamda vereceğim. Ben şimdi ne kadar anlatsam bunu Kenan kardeşim kadar güzel anlatamadım. Kenan benim 35 yıllık arkadaşım. Birbirimize de benzeriz benim gençliğimde. Kadir gecesinde camiye Eyüp Sultan'a gelir. Ben de kiliseye gidip beraber dua ederiz. Yani hiçbir farkımız yok gördüğümüz zaman. İki kardeş gibi. Tabii biz bu sosyal meskeni yaptıktan sonra, ilave yaptıktan sonra başkanım, siz hukuk komisyonu başkanısınız. Orada artık sosyal programlar yapılmaya başlandı. Bir gün dedi ki Kenan bana, evet bizim nikahımızı kıyar mısınız? Ben Bakırköy'deyken 1000 tane nikah kıymışım. 150 bin tane encümen kararı almışız. Allah'a hamdolsun hiçbir tanesi geri dönmemiş. Ben Kenan kardeşimin nikahını kıyarken gönlümde şu geçti. Dedim ki benim ikiz bebeklerim var. Allah size de ikiz bebekler versin. Şimdi boylarına denk iki tane kız çocuğu, ikiz bebekler. Yavruları var Kenan'ın. Bu vesileyle o duamız da kabul oldu. Efendim sonuçta şu var. Hizmet etmek lazım.
bu hizmeti yaparken de işi bilmek lazım. Zaman çok hızlı akıp geçiyor. Bakın kış mevsimini biraz önce arz ettim. Şu yol bizim hakkımız değil, biz insanız. Dönün bakın Avrupa'ya Allah aşkına. Gidip geliyorsunuz. Bulgaristan'a bile gidip geldiğinizde böyle bir manzarayla karşılaşmazsınız. Ataköy burası. Bakırköy, Bakırköy'ün merkezi. Sonuçta şunu anlatmak istiyorum. Biz artık bundan sonra Bakırköy'e yapacağımız hizmetleri, yol yapacağız, sokak yapacağız demek yerine Bakırköy'ü bir üst seviyeye çıkartmak için uğraşacağız. Bir derece daha yukarıya çıkaracağız. Artık onun zamanı geldi. Şimdi başkanım bana dedi ki genç kardeşimi, benim evladım sanayici dedi. Ya dedim meslektaş sayılırız. Ben makine yüksek mühendisiyim. Ama bir de doktora yaptım lisans olarak. Doktoram da İstanbul benim. Bu doktorlar gibi değil ha. Doktora çalışması yaptım. Allah'a şükür İstanbul'da en iyi şekilde bilen bir kardeşiniz olarak. Şimdi kardeşime ben şunu söylemek istiyorum. Burada biz teknoloji devrimini kaçırdık. Doğru mu? Orada sıkıntımız var Türkiye olarak. Yeni bir dönem başladı. Bilişim. Bu bilişim dönemini de kaçırırsak Türkiye'ye çok büyük sıkıntılar gelir. Allah'a şükürler olsun ki Cumhurbaşkanımız bu konuda çok ciddi bir performans sergiledi ve Türkiye'nin önünü açtı. Bakınız, o ilk dronlar, ilk uçaklar, savaş sanayindeki gelişmeler, bunlar öyle kolay değil. Ben Pendik'te bir inovasyon merkezi var. Gördünüz mü arkadaşlar? Başındaki profesör benim arkadaşım. Bir gün beni davet etti, öyle baktı. Personel yemek için izin almışlar, dağılıyorlar. 4000 tane genç var. Dedim ki bunlar ne iş yapıyor? Efendim dediler, bunlar uçak mühendisi. İçeride yeni uçakların dizaynını yapıyor. 4 yıl önce söylüyorum bunu. Allah'a hamdolsun şimdi. Ama gelin görün bizde öyle bir muhalefet var ki ya bu ülke bizim. Bize bizden başka dost yok. Dönün ateş çemberi etrafımız. Bizim güçlü olmamız lazım. Biraz önce Sayın Milletvekilim söyledi, Kenan söyledi. Ne olursanız olun. 12. yüzyılda bunu Yunus söylemiş. Her ne olursan ol yine gel. Mevlana söylemiş. Bizim dergahımız ümitsizlik dergahı değil. İster mecusi ol, ister putperest ol, ister ateşe tapmış ol. Ne olursan ol yine gel. Arkasından onun gibi yine gönül eri bir koca Yunus var. O da demiş ki ben gelmedim kavga için. Benim işim seni için. Gönüller dost evi için gönüller yapmaya geldik. İnşallah biz burada artık hizmet, efendim deprem o kadar çok konuşuldu ki ben 16 yıl belediye başkanlığımda, parlamentoda bunların kanunlarını, işte Talat şimdi biliyor burada, birlikte ince ince yazdık hepsini. Neler ne olacağını. Ama size şunu söyleyeyim, endişe etmeyin. Eğer bir sıkıntı varsa ki Bakırköy'de bu sıkıntı büyük, Allah esirgesin, gecinden versin. Ama biz 1 Nisan'da bunun tedbirini almaya başlayacağız. Bunu yaparken de kimsenin cebinden 5 kuruş çıkmadan belediye olarak kaynaklarını üretip biz kendimiz yapacağız. Bundan hiç endişeniz olmasın. Nasıl olacak? Şu anda Şili. Bakın isim olarak sayıyorum. Şili, Tokyo, New York. Amerika'da. 3 tane merkez deprem işini çözmüş. Geçen gün televizyonda biz J deriz depremin de alttan vurmasına. 9 J'de bir deprem oldu. Sadece binanın ışıkları sallandı oturduğu yerde. Hiç kimse ne hayatını kaybetti ne de bina yıkıldı. Sebep? Artık o konuda uzmanlaşmış insanlar. Onun için bizim orada arkadaşlarımız var. Oradan ekip getirdik. Bu konuda ciddi bir çalışmamız var. Projemiz var. Allah'ın izniyle gelince hiç endişeniz olmasın. Kaynak, biraz önce teknolojiden bahsettik. Bakırköy'de hiç güneş enerjisi gördünüz mü arkadaşlar? Çatıların üzerinde. Yok. Niye yok? Türkiye'de en fazla güneş enerjisini alan yer İstanbul, dünyada en fazla güneşi alan da Türkiye. Biz bir 10 GB üretmişiz şimdiye kadar. Almanya her gün yağmurlu. Almanya ne üretmiş biliyor musunuz?
80 gigabayt. 80 gigabayt. Bizim tam 8 katımız. Biz 10 gigabayt yapmışız. Yağmurlu olan Almanya 80 gigabayt yapmış. O zaman bizim çok hızlı bir şekilde bu teknolojiyi Türkiye'de geliştirmemiz lazım. Bunu kanun teklifini parlamentoda veren bir kardeşiniz olarak inşallah geldiğimiz zaman Bakırköy bu konuda çok büyük bir kaynak. Sadece resmi binaların çatısına biz bu kolektörleri koysak güneş enerjisinin depolanmasıyla beraber büyük bir sıkıntı yaşayacağız. Biz 90'da kompost gübre üretmiştik burada Talat'la beraber. Şu anda dünyada en faydalı olan, en pahalı olan gübre. Nasıl ürettik biliyor musunuz? Çöpten recycle, geriye dönüşüm olarak çöpü aldık, sıkıştırdık, ürettik ve kompost gübre yaptık. Geri kalan malzemeyi de kaldırım taşı yaptık. Doğru mu Talat? Doğru. Bu gibi şeylerle sizin kafanızı yormak istemiyorum. Yani kaynakları biz üreteceğiz ama artık bizim nüfusumuz yaşlandı. Yaptığımız istatistiğe göre %40'ın üzerinde 65 yaş üzeri nüfus yaşıyor Bakırköy'de. Özellikle Ataköy, Yeşilköy, Yeşilyurt'ta. Peki bunu ne yapacaksınız? Aranızda yine bir arkadaşımız var. Sadullah Coşkun. Beyefendi, ikisi de. Sadullah bizim Fatih Camii'miz. İnşallah geldiği zaman proje üreten bir arkadaşımızdır, kardeşimizdir. Biz birlikte beraber çalışacağız nasip olursa. Bakın bu mekanda eğer toprağın üzerinde, betonun üzerinde topraksız tarım göreniniz var mı arkadaşlar? Duydunuz mu? Topraksız tarım. Masanın üzerinde domates yetiştiriliyor. Yani volkanik kayalardan elde ettiğimiz malzemeyi ısıl işlemde döner kazanlarda süngerimsi bir bandı, yani izocamın siyahı, peynir kalıbı gibi kesiyoruz. Biz Anadolu'da çitil deriz. Fideyi diktiğimiz zaman eğer tabanda müsait yer varsa 11 metreye kadar çıkıyor. İşte size üretim. Hanımefendilere kaynak. Burada ektiğimiz alan bu apartmanın sağın solun her tarafını çok rahatlıkla domates üretimine yetecek şekilde gelir sağlamış olacağız. Bunun gibi daha neler. O yüzden bu yaşlılar ve huzur arayan kardeşlerimiz için bir yaşam merkezi kuruyoruz. 40 dönüm üzerinde. Bu çok önemli. Şimdi diyorlar ki efendim bakım evi yok işte yaşlılar yurdu. Bitti artık o. Hayır. Bir level, bir üst seviyeye çıkaracağız dedik ya Bakırköy'ü. Yaşam merkezi. Burada ne olacak biliyor musunuz? Ben utandım. Büyükşehir Belediye Başkanı diyor ki bir kent lokantası daha açtık. Ya Allah aşkına bırakın bunları. Kent lokantası mı kalmış? Biz burada bu yaşam merkezinde çok büyük bir Bakırköy mutfağı kuracağız. 5 yıldızlı. Orada bizim kahve içeceğiz. Beraber yemek yiyeceğiz. Bakın çok önemli bir şey söylüyorum. Yaşlarımız sohbet edecek. Hanımefendiler orada kendileriyle beraber üretim yapacak, sosyalleşecek. Ve biz o şekilde gençlerimizi bir tarafta rehabilite edeceğiz. Bakın gençlerimizin durumu iyi değil, haberiniz olsun. Kesinlikle. Ne demek istediğimi anladınız mı? Anne baba sahip çıkamıyor artık. Dışarıda hayat çok farklı. Amatem bizim kurduğumuz amatem değil artık. Burada inşallah bu rehabilitasyon merkezinde hem geriatri dediğimiz yaşların bakım merkezi olacak. Onları çok sıkı bir şekilde takip edeceğiz. Sağlık merkezi dediğimiz, sağlık portalı dediğimiz bir sistem var. Biz bunu masaüstü bilgisayarıyla veya telefondan yaşlının durumunun ne olduğunu göreceğiz. Doktor olarak bizim doktorumuz ya yerine gidip bakacak ya da irtibat kurup kendisine hizmeti götüreceğiz. Yani şunu söylemek istiyorum. Hastalıkta ve sağlıkta huzurlu yaşam için gençlerimizi ve bütün hanımefendileri, bayanları bir yerde huzurlu bir şekilde yaşam merkezinde bir araya getireceğiz. Bu aynı zamanda bak bizim bir kültürümüz var. Belediye insanların doğumundan ölümüne kadar devam eden bir merkez. Doğru mu? Biraz önce nikahtan bahsettik. Doğumunda ölümünde mezarlık. Allah gecinden versin. Yunus Emre'nin Taftuk Emre'ye bir duası var. Sayın milletvekillerim. Başkanım. 12. yüzyılda Yunus Emre Taptuk Emre'nin hocası biliyorsunuz. Diyor ki
Efendim, bakın burası çok önemli. Efendim, yukarıda gök, aşağıda yer durdukça Rabbim sizin dert tasa vermesin. Rabbim sizin ömrünüze bereket versin. Ömrünüzü uzun etsin demiyor. Ömrünüze bereket versin. Bunun içinde ne var biliyor musunuz? Sağlık var, huzur var, güzel yaşam var. Daha bundan başkası olmaz. Bakın duanın güzelliğine. Yukarıda gök, aşağıda yer durdukça Rabbim size dert tasa vermesin, ömrünüze bereket versin. Bunu alkışlayın. Çok güzel bir dua. Ben de gönülden bu duayı sizler için diliyorum. Biz de sizler için başlayalım. İnşallah. Yani ömrünüze bereket versin. Efendim, bir de dışarıda gece insanlar doğru düz dışarı çıkamıyor. Dün kadınlar günüydü. Hatırlayın. Biz bir jenerik yaptık. Çok da üzüldü seyircenler. Her gün bir kadının hayatına, her gün iki kadının hayatına mal olan çok üzücü şeyler dinliyoruz. Yazık, günah. Bunun önüne geçmek, biraz önce dediğim gibi bu sosyal yaşam merkezinde, huzur merkezinde eğitimle gençleri, insanları, kadınlarımızı eğiterek bu meseleyi Allah'ın izniyle beraber çözeceğiz. İkincisi, hayvanlar, belki duymuşsunuz, bahçeli evlerden, başka yerden, hatırlıyorsunuz bahçeli evler, biraz önce Sayın Milletvekili söyledi. Bahçeli evler, Bağcılar, Güngören, Esenler bize bağlıydı. Ben, Talat Bey'le beraber orayı 2,5 milyon nüfus, çok ciddi bir şekilde, huzurlu bir şekilde idare ettik ve Allah'ın izniyle de en başarılı belediye olarak seçildik. Muhalefetteyken. Evet, muhalefette paramız yok. Şimdi Büyükşehir Belediye Başkanımızın söylediği o, değil mi? Biz de muhalefetteydik. Bütün mesele ne biliyor musunuz? Devleti tanımak. Gidip oradan alıp söküp getirmek buraya. İşte Cumhurbaşkanımız orada. İsteyebilmek, neyin nerede olduğunu bilmek. İşte benim milletvekilim orada, Adalet Komisyonu Başkanı. Ben gidip ondan ne lazımsa alır getiririm Bakırköy'e. Bakırköy'ü hizmete boğacağız inşallah. Hiç kimse bilmiyor. Hayvan hastanesinde söyleyip bitireceğim. 30 dönüm üzerinde büyük bir hayvan hastanesi kuruyorum. Bu dışarıda başıboş hiç ne kedi ne de köpek olmayacak. Bunları alacağız çok huzurlu bir şekilde. Eğer bir yerde sonra toplayın isterseniz, onu bırakın arkadaşlar, sonra toplayın. Eğer huzurlu bir şekilde bu hayvanlar bir yerde yaşayacaksa onları bir yere, ama yırtıcı zarar veren hayvanları bir tarafa, bir de tedavisi olacak hayvanları yine bizim hayvan hastanesindeki ameliyat merkezinde ücretsiz olarak tedavi edeceğiz. Eğer hayvanınız varsa siz bir yere gidecekseniz oraya hayvan oteline bırakıp gideceksiniz. Bunlar hayal değil. Bakın biz biraz önce dedik ki Bakırköy'ü bir üst seviyeye çıkaracağız. Bunların hepsi mümkündür. Ama kaynakları doğru kullanmak. Bir de ne var biliyor musunuz? Boğazınızdan haram geçmeden yapmak lazım. Bravo. Allah'ın izniyle bu fakir 40 yıllık sizin hizmetinizde hemşehrilerimizi kucaklıyoruz. Ben çocuklarıma haram yedirmedim. Onun için Bakırköy'ün kaynağı çok, parası var, üretebiliriz. Ben bu işi biliyorum. Sizinden bir tek ricam var. Burada hemşehrilerimiz gözlerine bakıyorum. Hepsi evet diyor. Ama bu 20 gün içerisinde bunu anlatmamız lazım. Bakırköy'de takım tutar gibi parti tutan adamlar var, insanlar var. Saygı duyuyorum. Ama onların bir Bakırköy daha, bir 10 yıl daha kaybetmeye şansı, zamanı yok. Onu anlatmamız lazım. İnşallah bunu da bu şekilde tamamladıktan sonra önümüzdeki 1 Nisan'da sizi belediyemize başımızın üzerinde bekliyoruz. Allah'ın ömrünüze bereket versin. Hayırlı akşamlar diliyorum. Sağ olun.
başkanıma. Çetin abi siz de oturun. Evet. Siz oturun ki resmen. Remzi abi siz de kareye girseniz ya. Önce bugün geçtiniz. Bir dakika. Remzi abi de gelsin. Abi şu mikrofon alınırsa ortadan.